Selamlar herkese, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Safa Kaya. Bu videoda birlikte çok merak ettiğiniz ofisimizi gezeceğiz. Ofisin içerisinde neler var, nasıl bir ortamda çalışıyoruz, nerede çekimler yapıyoruz ve Lego mahzenimde neler var, bunları göreceğiz. Çalışırken Mac Mini ve Apple'ın monitörünü kullanıyorum. Kripto ve Forex piyasalarını buradan takip ediyorum. Burası da oyun köşem. Konsol olarak PlayStation 5 kullanıyorum. Burada da Samsung'un bir monitörünü kullanıyorum. Zafer, ismi neydi? 55 inç Samsung Curve Odyssey Gaming Monitor. Ne kadar uzun isim var. Bir daha asla söyleyemezsin bu arada. Bu arada bu monitörü ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Dedi ki sana güzel bir tane oyun monitörü alalım dedi. Hemen sipariş etti. Kocaman bir koli geldi, tamam mı? Tabii ben bunu monitör olarak düşünmedim. Sonra bir açtık baktık, bizim sipariş ettiğimiz monitör ve 55 ekran devasa bir monitörmüş. Bu monitörün Türkiye'deki ilk kullanıcılarındanım. Kullanmaktan da oldukça memnunum. Zaten curve ekran genel olarak seviyorum ve oyun oynadığımda tamamen buraya izole olmuş oluyorum. Hoşuma gidiyor. Ve de o zaman yavaş yavaş diğer alanlara geçelim. Burada ortağım Zafer değişik ürünleri incelediği yeni bir YouTube kanalı açtık ona da. Dekaneyi takip etmeyi unutmayın. Çok değişik şeyler geliyor. Masamın hemen karşısında Samsung'un 55 inç Frame TV'si var. Van Gogh'un benim en sevdiğim eseri Starry Night'ı genelde kullanıyorum. Hemen cam tarafında da şöyle küçük bir çiçek köşem var. Cam önünde de Dubai'yi ve Londra'yı tamamladığım, daha tamamlamadığım Empire State binası ve burada da New York City ve Singapur şehirleri yapılmayı bekliyor. Bu tarafta da küçük bir dinlenme ve kahve köşemiz var. Bu köşeyi de şu anki haliyle çok beğenmedik. Koltuğu buradan kaldırıp bir toplantı masası koyacağız. Daha şık bir görüntü olacağını düşünüyorum. Buradaki Frame TV de koltuğun yanına alıp buraya Lego'nun teknik setlerini sergileyeceğim büyük bir vitrin yapmayı düşünüyorum. Hadi turumuza devam edelim. Burada genel bir çalışma alanımız var ve ekip arkadaşlarımız var. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Eyvallah abi. Çalışma alanının hemen sol tarafında da Lego kanalımın çekimlerini yaptığımız masamız var. Ve tabii raflarda daha önceden yapmış olduğum diğer teknik setler. Hemen kurgucu arkadaşımız Alp'in yanına uğrayalım çünkü Avengers Tower videosunu tamamlıyor. Benim için çok önemli. Alp, ne durumdayız? Nasıl gidiyor? Safa abi güzel gidiyor. Yine yani enerjik gidiyor. Bildiğin gibi. Değerleri var. abi yine yani bomba gibi. Haftaya hazırlanıyoruz. Tamam, hiç bozmuyorum seni. Kolay gelsin. Koridordan devam ediyoruz. Hemen girişte bizi büyük bir akvaryumumuz karşılıyor. 2 metre uzunluğunda yaklaşık 1 ton su haznesi olan bir akvaryum tankımız var. İçerisinde de yaklaşık olarak 200 tane balık var. Kardinal tetra, kırmızı burun, çöpçü panda ve vatoz, bodur vatozlar var. Daha ismini bilmediğim birkaç balık türü daha var. Şimdi benim için çok özel, belki ofisin en küçük ama en büyük köşesi. Oraya gidiyoruz. Giriyoruz. Safa abi kapılarını bizim için açıyor. Evet, burası da benim küçük minik bir Lego depom. Henüz yapımını tamamlamadım. Burada bir sürü set var. Üretimden kalkmış setler, güncel setler, olabildiğince hepsini, beğendiğim setleri toplamaya çalışıyorum. Buradaki setlerden biraz bahsetmek istiyorum. Mesela burada Steamboat Willy var. Bu Lego'nun tek siyah beyaz olan seti ve maalesef retired, yani emekli ayrılmış setlerden. Burada yine Vestas setimiz var. Şehir kuranlar çok iyi bilir, şehrin olmazsa olmazlarındandır. Burada da yine üretimi çoktan bitmiş olan modüler binalardan Pet Shop binamız var. Altlarda da Luna Park setlerimiz var. Luna Park'ın retail setleri 4 tane set var. Bunların 4'ünü de topladım ben. Güzel bir şehrimde Luna Park köşesi oluşturmak istiyorum. Burada yine çok sevdiğim Lego'nun Creator serisinden bir Mini Cooper'ımız var. Burada da üretimden kalkmış olan, hala üretimde olan birçok set var. Mesela yine sevdiğim setlerden Harley Davidson. Bedo, sen de seviyorsun bir motorcu olarak. Ve hemen arkasında, hatta bir arkasında Dubai'den almıştım bunu da. Harry Potter ve Hermione'nin büyük figürü var. Bu köşe biraz daha dağınık bir set. Yukarıda hemen oluşturmak istediğim büyük bir Hogwarts şatosu var. Bunun hepsi setlerini topladım. Modüler bir set. Bütün setleri aldığında bir Hogwarts şatosu oluşturuyorsun. Onun için de güzel bir video gelecek bu arada. Harika bir Harry Potter Hogwarts şatosu videosu bizi bekliyor. Lego mahzenim böyleydi. Bu arada şu an burası çok dağınık. Buraya bir raf sipariş ettim. Onlar geldikten sonra buraya bir düzenleme gelecek. Haftalık vloglarda onları da göstereceğim.
O zaman gidip Leo izleyelim. Akvaryumun hemen sağında Leo'nun ve Lego şehrimin odası var ama henüz tamamlanmadı tabii. Hemen girişte Leo'nun yaşam alanı. Aramıza yeni katıldı. Leo daha bir aydır bizimle. Olabildiğince böyle dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz. Elden besliyoruz ki o şekilde alışsın. Çünkü büyüdüğünde kuyruğuyla birlikte yaklaşık 2 metre falan boyutlara çıkabiliyor. Yani o boyutlarda böyle aramızın soğuk olmasını istemem. Evet, Leo'muzu aldık. Şöyle birazcık sevip sakinleştiriyoruz önce. Bir de karnı açsa şöyle bir kabak yedirirsek çok güzel olur onun içinde. Çok tatlı ya. Özellikle şu derisine bayılıyorum. Çok güzel bir deseni var. Bu arada soğuk kanlı hayvan ama böyle ele alınca hiç öyle soğuk bir hissiyat yok. Tırnakları uzamış biraz. Tırnaklarını kesmemiz lazım. Elini çıkarıyorsun sen. Ha? Elini götürünce dil atıyor. Tanımak için öyle yapıyormuş. Öyle mi? Bak bu bilmediğim bir özellikle. Bakalım karnını aç mı? Belki kabak falan. Ama ben beslediğimde daha fazla kıvırcık tercih ediyor. Marul yer mi bakalım, biliyor musun? Karnını aç mı? Ha, yiyor. Vallahi güzel demek. Oh, götür götür. Ben bunları iyi büyüyeceğim mi? Bir de bu 2 metre olursa biz sence sıkıntı yaşar mıyız? Ben kendim 2 metreyim, ben korkuyorum. Şimdi Leo elimde biraz kalsın. Odanın geri kalanını da gezelim. Odanın diğer tarafında yapıp tamamladığım modüler binaları gelişi güzel buraya koyuyorum. Yani herhangi bir çalışılmış bir şehir yok burada. Daha yapmam gereken çok fazla modüler bina var. Tamamladıkça buraya ekliyorum. En son yeterli dediğimde ilk şehrimi burada deneyimleyeceğim ve burada hepsine tanıklık edeceğiz birlikte. Raflarda Speed Champions setlerim var. Hemen hemen güncel olan bütün setler bende mevcut. Retired'ları da buldukça topluyorum. Hemen yukarıda Jurassic Park'tan bazı dinozorlar var. Bedo, Leo gitmek istiyor. Biz en iyisi onu yuvasına bırakalım. Rahat etsin hayvan. Evet, mahremiyetini kapatalım ve videomuza devam edelim. Tekrar buraya dönecek olursak, burada briket serilerimiz var. Briketleri de çok sevdiğim bir seri. Onları da elimden geldiğince topluyorum. Ve son yaptığım videolardan yine Minions'lar. Bedo, yandaki odayla devam edelim. Burada küçük bir portmanto alanımız var. Ve hemen kapının arkasında da işte WC, duş alanı, soyunma dolapları. Onlar mevcut. Oyuncu odamızın içinde neler var? Birlikte bakalım. Bir tane oyuncu masamız var ve monitör olarak Samsung'un G8 Odyssey modelini kullandık ve PlayStation 5 biz, yani PlayStation seviyoruz ve konsol olarak oyunlarda onu tercih ediyoruz. Ve tabii ki benim için önemli bir köşe daha. Burada Legolarımı sergileyebileceğim büyük bir vitrin yaptırdım. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Star Wars, Marvel ve daha birçok temanın olduğu setleri yaptıkça buraya koyuyorum. Tabii alt tarafları biraz daha düzenleyeceğim. Şu anda yaptığım setleri gelişi güzel koyuyorum. Bütün setleri yaptığımda burası için ayrı bir çalışmam olacak. Onu da ilerideki videolarda göreceğiz. Tabii yukarıda Hogwarts esprisini unutmayalım. 9-3 çeyrek peron. Oradan geçiliyor mu abi? Orada. Burada hemen bir samuray kılıcımız, bir samuray kitimiz var. Şöyle bir Oni maskemiz. Hattori Hanzo'nun samuray kılıcı. Ve burada bir nostalji köşemiz var. PlayStation'ın eski konsolları. 2 ve 3 var. 2'nin bir de silim kasası var burada. 4 benim evde var. 1'i açılmamış kutu olarak arıyorum. İnşallah onu da bulacağım. Burada da Thor abimizin Mjolnir'den sonraki silah arkadaşı Stormbreaker'ımız var. Bu arkadaş sesli ve ışıklı. Böyle savurduğunda falan. Savurma sesleri geliyor mu? Evet. Bedo hazırsan gönderiyorum. Nasıl Bedo olmuş mu? Abi enteresan. Şimdi burası bir oyuncu odası olduğu için antin kutin ürünler burada var. O yüzden bu odayı çok seviyorum. Şöyle bir samuray kılıcıyla bir hareket yapsam normale dönüp tura devam eder miyiz? Hoppa! Evet, kaldığımız yerden tura devam ediyoruz. Bu arada bu odadan çıkmadan önce buraya bir simülasyon sürüş kiti gelecek ve odada bazı ışıklı mışıklı dekoratif şeyler gelecek. Ondan sonra bu oda tamamlanmış olacak ve çok güzel olacak. Şimdi Burak kardeşimizin yanına uğruyoruz. Kurgu odamız. Bu arada kurgu odası falan değil. Burak kendini soyutlamak istediği için orada takılıyor. İçeride de yapabilir yani. Teklif ettik ama gelmedi. Seviyor, öyle çocuk seviyor ya. Ne yapalım? Burak, destur var mı? Buyurun abi, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun şu anda? Tamasu şey abi, ateşleyelim. Bugün yetiştireceksin mi bana? Yetiştireceğim. Bak bu motion işinde varsın, seviyorum seni. Vallahi eyvallah.
Kasmıyorum, görüşürüz. 4090'ı kullandım, memnun musun? Memnunum abi, ateş edeyim. Harikasın. Kolay gelsin. Şimdi burada iki tane vitrinlik bir alanımız var ve içleri niye boş, bunları niye yaptırdım, onlardan bahsetmek istiyorum. Bu dar olan arkadaşa yaptıktan sonra Titanic'i yerleştireceğiz ve Titanic'i sergileyeceğiz. Sadece Titanic için yaptırdım bunu. Hemen karşısındaki vitrine de Star Wars serisinden Millennium Falcon gemisi gelecek. Burada büyük bir diorama yapmayı düşünüyorum. Altları da bu arada saklama alanı olarak değerlendirdim. Yine aldığım Lego setlerini burada stokluyorum. Her yerden Lego çıkıyor. Her yerde biliyorsun Bedo. Lego olmadan olmaz. Adamlar her ay yeni set çıkartıyor. E bir de geçmişte üretim biten setler var. Ben ne yapayım? Al bitmiyor. Şimdi burası da hem spor salonumuz hem de mutfak alanımız. Mutfak alanımızda Hatice ablamız, bizim anamız, ablamız, elimiz, ayağımız, her şeyimiz. Nasılsın ablacığım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz de. Bu ne rezil ediyor? Normalde oğlum der, şimdi siz diyor. Olmadı. Sen nasılsın? Eyvallah ablacığım. Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel, tertemiz. Her yerden çok memnunum. Sizden çok memnunum. Allah sizi başımın eksik ediyor. Allah razı olsun. Biz de senden çok memnunuz ablacığım. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Ablamız ya. Şurada küçük bir dart köşemiz var. Kaç attın abi direkt mesela? Hemen şu an bir tane deniyorum. Ondan sonra orada çok detay özellikler göstereceğim bu arada. Peki, anlık sana bir soru o zaman. Eğer gelsin, onu geçersen takipçilerine bir şey verecek. Ha, hadi bakalım. Var mı, gelir mi? Ama gelmezse de kötü olur. Eğer ondan büyük atarsam bir hediye set geliyor, ondan küçük atarsam kısmet değilmiş. Bir atıyorum 50. 18. O zaman bir hediye geldi. Hediyeyi ileriki videolarda açıklayacağız. Bu arada burada bir yaşanmışlıklar var Bedo. Buraya bir değinebilir miyiz? Bak burada hani hedeften saparsın da buralara kadar nasıl saparsın bilemedi yani. Ben uğraşsam atamam. Bu şey gibi. Hani bisikleti öğrendikten sonra işte sen de düşemezsin ya. Onun gibi. Yani bilemedim. Vallahi bak şunlar başarı yani. Abi yukarısı da var. Tabii canım. Delik deşik. Ya bak bir tane abartmıyorum. Tuna kardeşimiz gruptan atmıştı. Bak şuradaki duvar var ya. Nasıl ya? Oraya fırlatmış. Ya dedim gülle mi atıyordun? Cirit mi fırlatıyordun? Ne yapıyordun yani? Oraya nasıl gitmiş olabilir? Spor salonunu biraz inceleyecek olursak burada fonksiyonel ekipmanlarımız, kettlebell'ler, dumbbell'lar, boks eldivenleri, lapalar. Fonksiyonel ekipmanları burada tutuyorum. Zaten spor kanalımı takip edenler de bilir. Genelde spor videolarını burada çekiyoruz. Burada bir tane sırt makinemiz var. Yukarıdan lat pull down hareketi yaptığımız, önden de seated cable row hareketini yapabildiğimiz iki fonksiyonlu bir makine. Tabi aparatları falan değişince çok daha varyasyonlu bir şekilde kullanabiliyoruz. Burada bir tane Çetin ustamıza yaptırdığımız bir sandık görünümlü ve aynı zamanda oturma alanı olarak kullanabildiğimiz bir mühimmat kasası var. Bunu Çetin ustaya buradan selamlarımı iletiyorum. Ofisteki birçok mobilyamızı ona yaptırdık. Memnunuz, kendisini seviyoruz, saygılar. Bunu özel olarak istediğim internette karşıma çıkmıştı. Birebir aynısını yapabilir misin ustam dedim. Yaptı, ellerine sağlık. Çok da güzel oldu. Burada bir tane kardiyo için kullandığımız assault bike'ımız var. Burada yine birçok bölgeyi çalıştırabildiğimiz ikili DAP dediğimiz multi istasyonumuz var. Scott Girl için sehpamız var. Burada da kafesimiz var. Birçok hareketi yapmamıza olanak sağlıyor. Yani çok büyük bir alanımız olmadığı için olabildiğince makinelerde fonksiyonel özellik olmasını tercih ettik. Hemen yanında da bir tane kum torbamız var. Gelir mi abi bir tekme? Gelsin mi? Vallahi gelsin. O zaman senin için bir middle kick atıyorum. Middle kick için bir hediye vermiyoruz. Bu arada ne diyeceğim bilemedim. Ne yaptık şu an? Bitti mi şu an? Ne oldu? Tekmemizi de attık, rahatladım şu anda. Bu arada strese çok faydalı. Streslendiğiniz zaman yumruk atın, tekme atın, bağırın, öfkenizi atın yani dışarıya. Şu an öfkeli değilim, yanlış anlamayın. Ofisimizin hemen hemen her köşesini görmüş olduk. Neden böyle bir ofis kurmayı tercih ettik? Çalışan ekip arkadaşlarımla birlikte daha eğlenceli, kreatif bir alan olması bence çalışma performansı açısından çok daha etkili olacağını düşündüğüm için böyle akvaryumu olan, içerisinde spor salonunu barındıran, Lego olan, tabii ki Lego olmazsa olmaz, böyle kreatif bir ofis kurmak istedik ve çok da verimli olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu bizim ilk adımımız. Daha büyük şeyler yapmak istiyoruz. İnşallah onları da hep birlikte görmüş olacağız. Biz bir medya şirketiyiz. Kendimize ait 8 tane YouTube kanalımız var. Linklerini açıklama kısmında bırakacağım. Bedo, ben artık yoruldum. Şu bitirmem gereken God of War'ı artık bitirmeliyim diye düşünüyorum. O yüzden biraz oyun oynayayım.
Bitirmedin mi oğlum? Yok abi, ben videoyu kapatırız diye bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Biz böyle bir alanda çalışıyoruz. Merak ettiklerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Selametle. Kapatıyorum abi o zaman. Artık kapat kardeşim. İyi oyunlar. Görüşürüz.